Bu hafta konumuz 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi. Bu dönem önemli bir dönem. Bu döneme belli başlı şu konuları işleyeceğiz. 1. TBMM seçimleri, 1. TBMM'nin açılışı ve işlevi, 1. meclisin yapısı, TBMM'nin açılmasına İslam hükümetinin tepkileri, TBMM'ye karşı ayaklanmalara, Antibatane Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü ve son konu olarak İstiklal Marşı'nın kabulünü işleyeceğiz. Şimdi 1. TBMM 23 Nisan Cuma günü dualarla açılmıştır arkadaşlar. 1. Mecliste güçler birliği uygulanmıştır. Yani yasama, yürütme, yargı gücü meclisin elindedir. Nisan Müzakere Kanunu, sık sık dile getireceğiniz bir kanun. Bu toplantı yeter kanunu anlamına gelir ama aynı zamanda milli mücadelenin hedefini de belirler. 1. Meclisin amacını da belirler arkadaşlar. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Devlet başkanı seçimle gelir. Güçler birliği, az önce belirttik, yasama, yürütme, yargı tek elde toplanır. Firarlar Kanunu, İstiklal Mahkemeleri'ni kuran kanundur. Anam vergisi, yani koyun vergisi, 1. Meclis'in kabul ettiği ilk kanundur arkadaşlar. Bu bölümde neler öğreneceğiz? 1. TBMM'ye giden sürecin nasıl olduğunu, 23 saat 20 meclisin açılışı ve işlevselliğini, meclisin yapısını, meclise karşı ayaklanma ve alınan tedbirlerin neler olduğunu, Antibatane Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin işlevini, meclisin ilk anayasası 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve sonra İstiklal Marşı'nın kabulü. İlk uyandırıcı sorular dediğimizde neler bizim ilgimizi uyandırabilir? Bir bakalım. 1. Meclis neden 23 Nisan günü açılmıştır arkadaşlar? TBMM'de neden 2 tane Anadolu ve Rumeli müdafık grubu vardır? İslam hükümetinin fetvaları hakkında Atatürk'ün düşünceleri nelerdir? Neden İstiklal Mahkeme Üçler Mahkemesi de denmektedir? 1. Meclis'in amacı nedir? 21. Teşkilat Esasiye Kanunu özellikleri nelerdir? Gibi sorulara bu dersimizde cevap ne çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 1. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri. İstanbul resmen işgali sonrası Atatürk Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920 tarihinde Heyet-i Temsiliye Başkanı sıfatıyla bütün illere, valiliklere, ordu komutanlıklarına bir genelge göndermiştir. Bu genelgede Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacağından bahsetmektedir. İşte 1920 meclisin oluşumunu sağlayan bir beyanname 1920'nin 19 Mart'ında Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı bu beyannamedir, genelgedir. 1920 meclisi iki şekilde oluşmuştur arkadaşlar. Bir tanesi İstanbul seçimleriyle, daha doğrusu özür dilerim, son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimleriyle İstanbul'da yer alan milletvekilleri. İkincisi de işte bu bahsettiğimiz genelge sonucunda oluşan seçimlerle seçilen milletvekilleridir. Bu genelge 15 gün içinde seçimlerin yapılmasını belirtir. Özellikle seçimlerde sancaklar esas alınacaktır. Her sancaktan 5 üye seçilecektir. Milletvekillerini ikinci seçmenler belirleyecektir. Özellikle bu seçimlere gizli oy ve salt çoğunluk esasına göre yapılacaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz Osmanlı seçim sisteminden farklılar görürsünüz. Osmanlı'da 50 bine 1 derken burada öyle bir oran yoktur. Ne vardır? Her sancak 5 üye seçecektir. Burada amaç nedir arkadaşlar? Burada amaç meclise ne kadar çok üye getirirsek o kadar gür sesle dünyaya sesimizi duyururuz. Amaç budur. Ve aynı zamanda bu seçimler yapılırken özellikle müdafaa hukuk gruplarının bu seçime katılmaları, belediyelerin organize etmeleri istenmiştir. Bunun da amaç milli mücadele destek verenlerin mecliste yer almasını sağlamaktır. 1. TBMM 23 Nisan 1920 günü dini bir törenle açılır. Bu tören Hacı Bayram Camii belinde cuma namazı kılınır. Özellikle cuma özellikle seçilmiştir. Çünkü o günün kutsallığından istifade etmek istenilmiştir. Dualar okunmuştur. Hatmi şerifler indirilmiştir. Tekbirler eşliğinde bugün Kurtuluş Savaşı müzesi olarak geçen milli mücadelenin gerçekleştiği meclise gelinmiştir. Orada yapılan dualar kesilen kurbanlarla meclis açılmıştır. Şimdi meclisin kesin olarak üye sayısını tespit etmek çok zordur. Ancak yapılan çalışmalarda bu milletvekillerinin İstanbul'dan gelenlerle beraber 437 kişi olduğu söylenmektedir. Bu ilk günkü açılışa 437 milletvekillerinin ancak 115'i katılabilmiştir.
Ancak burada şunu da belirtmek gerekiyor. İstanbul'dan peyderpey gelişler devam etmektedir. Aynı zamanda seçimler milletvekillerinin Ankara gelişleri de devam etmektedir. Ancak şöyle bir şey daha var. Milletvekillerin hepsi bir arada İstanbul'dan veya Anadolu'nun değişik yerlerinden Ankara'ya gelememiştir. Çünkü bazıları cephededir. Bazıları zorlukla karşılaşacaktır. Bazıları da hayatını kaybedecektir. Şimdi TBMM açılışında Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya getirecektir. İkinci başkanına ise Sol Osmanlı Meclisi Mebusan Başkanı Celalettin Arif Bey'i seçecektir. Böylece milli mücadele liderini meclis olarak da bulmuştur. TBMM'nin ilk çıkardığı kanun anlam vermesidir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bir devamdan bahsetmektedir. Yeni bir oluşum değil, var olan bir oluşumun devamı olduğunu göstermektedir. Yani devlette devamlılık esastır demektedir. Şimdi meclisin açılışını görüyorsunuz arkadaşlar. Benim sol tarafımda ekranda resimde gördüğünüz gibi dualarla meclis açılıyor. 24 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa'nın meclis yaptığı bir konuşma var. Burada özellikle üzerine durduğu konular var. Diyor ki bakın hükümetin kurulması zaruridir. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişah bir vekil tanımak mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde bir güç ve kuvvet makam yoktur. Bakın bunlar aynı zamanda Cumhuriyet'in çağrışımlarıdır. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir diyor bakın. Meclis üzerine bir güç yoktur diyor. Yegane güç Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. TBMM'nin yapısına baktığımızda arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi iki kaynaktan belirlenmiştir dedik. Biri İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçilenler. İkincisi de Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı 19 Mart tarihli genelgeyle seçilenler. Her iki şekilde gelen milletvekilleri Ankara'ya ulaşmışlar. 23 tane meclis açılmıştır. Meclisin açılmasında toplantı yeter sayısı noktasında sıkıntılar yaşanmıştır. Bunu çözmek amacıyla 5 Eylül 1920'de Nisab-ı Müzakere Kanunu çıkartmıştır meclis. Nisab-ı Müzakere Kanunu toplantı yeter sayısını belirler. Ancak bu kanunun birinci maddesinde hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin kurtulması meclisin görevidir der. Meclis bu görevini gerçekleştirinceye kadar açık kalacaktır der. Diğer maddelere baktığımda aslında Nisab-ı Müzakere Kanunu, bu maddelerde meclisin üye toplantı sayısının nasıl olacağı, milletvekillerinin harcaları ne şekilde olacağına dair hükümler vardır. Birinci TBMM üyelerine baktığınızda kültürel olarak da birbirinden farklıdır. Çiftçi, tüccar, avukat, mühendis, gazeteci, asker, aşiret şeyhi, din adamı, işçi, asker, memur, doktor gibi değişik meslek gruplarına sahip kişiler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kişiler içerisinde din adamların oranı %4'ü müftü, %4'ü müderris, %2'si şeyh olmak üzere %10'dur. Bu meclis içerisinde çok fazla dil bilen milletvekili vardır. Bu diller içerisinde en fazla Arapça, Fransızca, Farsça gibi diller konuşulmakta ve bilinmektedir. Şimdi meclis içerisinde çeşitli gruplar oluşuyor arkadaşlar. Bunlar tesanüt, istiklal, halk, ıslahat ve müdafaa hukuk grubu gibi. Şimdi birinci TBMM'de biz iki tane Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubu görüyoruz. Niye iki tane görüyoruz? Çünkü aslında milli mücadeleyi başlatan grupların hepsi Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubu. Ancak Mustafa Kemal Paşa daha sonra kendine yakın kişilerle beraber Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubunu kurduğunu ilan edince diğer bunun dışında kalanlar demişlerdir ki biz de Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubuyuz. Biz de annesiyiz. İşte bunları ayırmak amacıyla birinci grup, ikinci grup denmiştir. Genelde birinci grup Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubudur. İkinci grup da onun dışında kalanların yer aldığı Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubudur. Bir bakıma bu gruplar Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesi etrafında birleşenler ile onun fikirlerinin karşısında alan insanların oluşturduğu ikinci grup şeklini alacaktır. Şimdi birinci TBMM döneminde meclise verilen önerilere baktığımızda çok ilginç şeyler görüyoruz arkadaşlar. Bakın bekarlarına vergi alınması, nüfusu arttırmak için evliliğin zorunlu hale getirilmesi, kumarın yasaklanması, kadın oynatanların cezalandırılması,
içkinin yasaklanması, Ramazan'da oruç yiyenlerin cezalandırılması, meclis salonunda sigara içilmemesi, dilenciliğin yasaklanması. Bunlar o döneme damgasını vuran aslında fikir akımlarında bir sonucudur. Bakın İslamcı'da çok görürsünüz. Ramazan'da oruç yiyenlerin cezalandırılması, içkinin yasaklanması, kumarın yasaklanması. Bunlar ilginç tekliflerdir. Şimdi tevbenin açılmasına, İslam hükümetinin tepkilerine baktığımızda İslam hükümeti bir kere meclisi kabul etmiyor. Dolayısıyla bu meclise katılanları ve meclisin varlığını kabul etmeyecektir. Katılanları cezalandırma yoluna gittiği gibi meclisi yok etmek için de ayaklanları teşvik yoluna gidecektir. İlk önce Osmanlı Mebusan Meclisi kapatarak meclis geleneğini sona erdirecektir. Ardından bir fetva-i şerif ile Kuvayi Milliyecileri hain ilan etmiştir. Şeyhülislam Dürrüzade Ataullah Efendi tarafından yayınlanan bu fetva gereğince Kuvayi Milliyeciler padişaha, halifeye isyan etmişlerdir ve bunların öldürülmeleri caizdir. Ardından bu da yetmemiş, Kuvayi Milliyeciler içerisinde Mustafa Kemal başta olmak üzere önemli isimler gıyabında onlar olmadan İslam'da yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Aslında burada bir ifade çok önemlidir. Yakalandıklarında yeniden yargılanmak üzere idam cezasına çarptırılmıştır. Ve mallarına da el koyma kararı almıştır. Aynı şekilde Ankara'da icra vekilleri heyetini oluşturan üyeler de yargılanmış gıyabında ve bunlar da idam cezasına çarptırılmıştır. Bir diğer tedbir ise Anadolu'da asayişi sağlamak amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği kurulmuştur. Ve bir de ayaklanmaları çıkartmanın yanında doğrudan doğruya İslam'ın kurduğu hilafet ordusu ya da Kuvayi İnzibatiye ordusunu kurmak suretiyle Ankara'yı ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir. Peki buna karşı Ankara'nın tedbirleri nelerdir? Bir kere İslam'ın aldığı tedbirlere karşı tedbirler almıştır. Mesela İstanbul'da yayınlanan fetvaya karşılık Ankara hükümeti de Rıfat Börekçi, Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin önderliğinde 153 müftünün imzaladığı bir karşı fetva yayınlamıştır. İstanbul'un işgal altında olduğu, padişah fetvasının, Şeyhülislam fetvasının geçerli olmadığı, Kuvayi Milliyecilerin halifeye isyan etmediğine dair. Aynı zamanda İslam hükümetinin aldığı kararların işgal güçlerinin zoruyla alındığı dile getirilmiştir. Bu konuda Mustafa Kemal Paşa'nın birçok demeci vardır. Padişah işgal altındadır. Padişah İngilizlerin kontrol altındadır. Dolayısıyla padişahın böyle bir karar vermesi beklenemez denmektedir. Ankara hükümeti aynı şekilde gıyabi idam kararına karşılık sevk anlaşmasını imzalayanları ve onaylayanları vatan haini saymış, vatan haininin karşılığı da idam cezası olarak görülmüştür. Ayrıca hıyanet-i vatane kanunu çıkartmak suretiyle isyanları bastırma yoluna gitmiştir ve aynı zamanda nasihat heyetleri vasıtasıyla Anadolu'ya gönderdiği kişilerle Anadolu'daki milli mücadelenin vatan haini değil, tam tersi vatan kahramanlığı, milletperverliği olduğunu anlatmış ve milletin Kuvayi Milliyecilerle beraber olmasını sağlamasına çalışılmıştır. Şimdi tevbeye karşı ayaklanmalar. Bu ayaklanmalar aslında çeşitli sebepleri var bu ayaklanmaların. Bu ayaklanmaların sebeplerine baktığımızda uzun yıllardır savaşta bulunan halkın savaş istememesi, askerden kaçmaları, bazı il ve ilçeli yöneticiler arasındaki rekabet, İngilizlerin yaptığı etnik propaganda, Kuvayi Milliyecilerin bazı yörelerdeki sert tutumlar, Kuvayi Milliyecilerin düzenli ortaya katılmak istememesi, azınlıkların devlet kurma veya toprak katma istekleri gibi sebeplerden dolayı ayaklanmalara çıkmıştır. Bu ayaklanmaları başta 4 grupta inceleyebiliriz. Doğrudan doğru İslam hükümetine çıkardığı ayaklanmalar, işgal güçleriyle beraber İslam hükümetine çıkardığı ayaklanmalar, Kuvayi Milliyeci yanlısı olup, Kuvayi Milliye yanlısı olup da sonradan ayaklananlar, son olarak da arkadaşlar azınlık isyanları olarak 4 gruba ayırabiliriz. Şimdi bu haritada görüyorsunuz isyanları. Özellikle bu isyanlar dikkat ederseniz hep Ankara civarında olmuştur. Ankara ve çevresinde gerçekleşmiştir. Bu isyanlardan özellikle Düzce, Adapazarı, Bolu, Hendek isyanı çok önemli bir isyan arkadaşlar. Bu isyan
Kızılcahamam, Nallıhan, Gerede havzasına kadar ilerlemiş. Bu isyan Çankırı, Çerkeş bölgesinde de başlamış. Amaç Ankara'yı boğmaktır ve bu isyanı düzenli birlikler bastırmakta zorlanmıştır. Gönderilen nasihat heyeti esir alınmıştır. Dolayısıyla bir faydası olmamıştır. Bu isyanı bastırmakta Ege bölgesinde Yunanlılar karşı savaşan Çerkez Ethem dediğimiz Ethem Bey çok önemli rol alacaktır ve isyanı bastıracaktır. Ankara ve civarında çıkan ikinci bir önemli isyan Yozgat ayaklanmasıdır. Çapanoğulları tarafından başlatılan bu isyan aynı Düzce Bolu Hendek isyanı gibi Ankara'ya tehdit ederek gelmiştir ve bu isyanı yine bastıran kişi Ethem Bey'dir, Çerkez Ethem'dir. Ankara'yı diyarkında ilgilendiren diğer bir isyan hareketi ise Konya bölgesinde çıkan bir isyandır. Bu isyanda milli kuvvetler vasıtasıyla bastırılmış ve isyancılar yakalanarak gerekli cezalara çarptırılmıştır. Bunun yanı sıra TBMM'nin aldığı isyanlara karşı aldığı tedbirlere bakmak gerekirse arkadaşlar, bir kere bu Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ileride de göreceğiz. TBMM çıkardığı ikinci kanundur. Bu kanunla asker kaçakları cezalandırmak istemiştir. Aynı zamanda firarlar kanunu çıkaracaktır. Firarlar kanunu da istiklal mahkeme kurulacak ve isyancılar bu mahkemelerde yargılanacaktır. Ayakları bastırmak amacıyla düzenli birlikler kurulmuştur. Bunların yanı sıra Kuvayi Milliyecilerden yararlanmıştır. Gey ve Boğaz'ını elde tutmak için büyük çaba sağlamıştır. Rumlara karşı merkez ordusunu kurmuştur. Nasihat heyeti aracılığıyla milli mücadeleye destek sağlamaya çalışmıştır. Bir de dünya kamuoyuna haklı davamızı anlatmak amacıyla Anadolu Ajansı'nı kurmuştur. Ki hala Anadolu Ajansı bakın varlığına devam etmektedir. Şimdi Hıyanet-i Vataniye Kanunu aslında baktığınızda Hıyanet-i Vataniye Kanunu birinci maddesi hilafet ve saltanatı ülkeyi kurtarmak amacı açısından TBMM'nin yasallığına karşı ayaklanmaya yönelik sözle, yazıyla ya da doğrudan doğruya bilerek karşı çıkan ya da fesat çıkaran kişiler vatan haini sayılır demektedir. İkinci madde ise vatana ihanet edenlerin idam edileceğini belirtmektedir. Şimdi 14 madde halinde çıkartılan bu yasa aynı zamanda uygulama noktasında firarlar kanunla beraber hareket edecektir. İstiklal mahkemeyle beraber edecektir. Şimdi 4 ay geçmesine rağmen bu kanunun çıkmasından istenen netice elde edilememiştir. Çünkü bir yargılama olayı yok. Evet vataniye kanunu var, vatan haini ilan ediyor fakat bir mahkeme olayı yok. Dolayısıyla bu açığı gidermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Eylül 1920 tarihinde firariler hakkında kanun çıkarmıştır. Dediğimiz gibi firariler hakkında kanun istiklal mahkemeleri öngörmektedir. 9 maddelik bir kanundur. İstiklal mahkemelerinin üyeleri TBMM içinden seçilecek 3 kişiden oluşacaktır. Ve bunların içinden birisi seçimde başkan olacaktır. İstiklal mahkemelerinin kurulması da arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplamıştır. Onun için birinci TBMM'ye biz güçler birliğini esas alan bir meclistir diyoruz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. TBMM'nin ve Milli Mücadele'nin ilk anayasasıdır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bakın Osmanlı'nın farklı bir devlet olduğumuzu da aynı zamanda bu ifade eder. Kanun esası demiyoruz biz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diyoruz. Her ne kadar bu kanun çok kısa da olsa, 23 artı 1, 24 maddede olsa, her ne kadar Osmanlı'nın bu kanunla, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na çakışmayan kanun esası yürütü olduğu belirtilmiş olsa da yeni bir devlete gidiş açısından önemli bir adımdır arkadaşlar. Bakın 1921 senesi Milli Mücadele'nin savaşlar dönemidir. İnönü, 1. 2. İnönü savaşları, Eskişehir, Kütahya, Sakarya savaşları hep bu dönemdedir. Ve siz bir yandan ülkeyi kurtarmaya çalışıyorsunuz, bir yandan da kuracağınız ülkenin temellerini, kurumlarını oluşturuyorsunuz. O açıdan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çok önemlidir. 21 Ocak tarihinde yürürlüğe giren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 23 madde artı bir de geçici olmak üzere 24 madde oluşur. Bu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diğer bütün anayasalardan
ayrılmaktadır arkadaşlar. Gerek maddi olarak gerekse de içerik olarak ayrılmaktadır. Bakın diyor ki bu birinci madde, hakimiyet bila kaydı şart, kayıtsız şartsız, hiçbir kayda tabi olmadan milletindir. Yasama ve yürütme yetkisi meclisindir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümetine Büyük Millet Meclisi hükümeti ünvanı taşır. TBMM'nin süresi 2 yıldır. Tekrar milletvekili seçilmek mümkündür. Bakın meclis süresi 2 yıldır diyor. Ekim başında davetsiz toplanacaktır diyor. Teşkilat Esasesi'nin 7. maddesi meclisin görevleriyle ilgilidir. Kanun Esasesi'nin 7. maddesi padişahın göreviydi. Teşkilat Esasesi'nin 7. maddesi de meclisin göreviyle ilgili. Bakın dini hükümler uygulanması, kanun yapımı, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma imzalanması, vatan savunması aynı zamanda meclisin görevidir. Bakın. Şimdi Teşkilat Esasesi Kanunu dedi ki diğer anayasalardan farklılık göstermektedir. 1920 Teşkilat Esasesi Kanunu. Bu anayasa kanunu yerinden yönetimi esasıdır. Burada özellikle vilayetler, iller kısmı vardır. Burada doğrudan doğruya merkez kendi üzerine bazı yetkileri alır. Bunun dışındakileri yerel yönetimlere devreder. Bu bir özellik değildir arkadaşlar. Bakın. Merkezli yetkiler vardır. Merkez önemli kısımları kendisi yapar. Diğer kısımları ise merkez kanun yapar. Uygulama illere bırakılır. Doğrudan doğruya merkezin yetkisi içinde olan iç ve dış siyaset, dini, hukuki ve askeri işler, yani yargılama, şer'i işler, asker alma işleri, milletler arası anlaşmalar, milletler arası ilişkiler, hükümetin teklifiyle birden fazla illeri kapsayan konularda faydası olan işler merkezden etkiler doğrudan. Bunun haricinde bakın, vakıflarla ilgili konular, medreseler, eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık, sosyal yardım konuları il şuralarına, illere bırakılmıştır. Ancak bunda da yapılırken meclisin çıkartacağı kanunlar çerçevesinde olmak şart vardır. Bak, vakıf, medrese, eğitim. Evet, eğitim okulunu açarsınız. Ama eğitim süresini merkez belirler. Okunacak kitapları merkez belirler. İçeriği merkez belirler. Ama öğretmen siz alırsınız. Bak, sağlık, hastanesi açarsınız. Doktoru siz alırsınız. Bunun gibi arkadaşlar. Teşkilat Esasiye Kanunu iki önemli değişiklik doğuruyor. Bundan bir tanesi geçici maddenin yürürlükten kaldırıldığı Nisan 1923. Daha da önemlisi arkadaşlar 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği gün getirilen düzenlemedir. Bu gelen şeyler açıklamaya tabi maddelerin açıklanması kısmı şeklinde gelir. Buna baktığınızda birinci maddeye şekli hükümet olarak Cumhuriyet eklenmiştir. Artık devlet yönetimi Cumhuriyet'tir. İkinci madde değiştirilir. Devletin dini, İslam dini, resmi dili Türkçe olduğu ibaresi gelir. Osmanlı Anayasası'nda yer alan bu hüküm, Türkiye'nin anayasasında da yer almıştır. Teşkilat-ı Esasiye'de. 24'te de yer alacaktır bu hüküm arkadaşlar. 1928'e kadar. Dördüncü madde değiştirilerek, Türkiye'nin TBMM tarafından yönetildiği meclisin hükümet aracılığıyla yürütme yetkisini kullandığı yazılmıştır. Bakın, yasama ve yürütme mecliste. 10. madde, Türkiye Cumhurbaşkanı TBMM'ler üye arasından bir dönem için seçilir. Tekrar seçilmek mümkündür demektedir. Mustafa Kemal Atatürk her 4 yılda bir seçimle Cumhurbaşkanı olmuştur. Önce milletvekili, sonra Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 11. madde ile Cumhurbaşkanı Türkiye Devleti'nin başıdır. Gerek gördükçe TBMM ve hükümete başkanlık eder. 12. madde ise Cumhurbaşkanı'nı TBMM içinden başbakanı seçecek. Başbakan da hükümet üyeleri yine TBMM içinden belirleyecektir hükmünü getirmektedir. Böylece devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. 29 Ekim 1923 değişikliğiyle. İstiklal Marşı'nın kabulüne geldiğimiz arkadaşlar, yine 1921 yılı içerisinde yaşanan bir hadisedir. Bir devlet kurma yolunda atılan yine önemli adımlardan birisidir. İstiklal Marşı. Bütün milli devletlerin bir İstiklal Marşı vardır. Bizimse yoktur. Bu amaçla bir yarışma düzenlenir. Yarışmada birinci gelene 500 lira gibi bir ödül verilecektir.
500 lira ödülünü anlamak için bir doktorun aylık maaşının 6 lira olduğunu düşünürsek 500 lira ne kadar büyük bir rakam olduğunu az çok tahmin edebiliriz. Bu yarışmaya İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif katılmaz. Çünkü ödül vardır, ödülü kabul etmez. Sonuçta 724 müracaat olur. Bu müracaatlardan 6'sı İstiklal Marşı'na değer görülür. Ancak arkadaşlar her ne kadar 6'ya indirilmekle birlikte bu marşlar tam anlamıyla istenilen net bir kıvamda değildir. Dolayısıyla Mehmet Akif Bey'den bu şiir Hamdullah Supi Tanrıver vasıtasıyla yeniden gözden geçirmesi ve İstiklal Marşı'nı yazması istenir. Mehmet Akif 500 lira konusuna takıldığı için bunun düzeltileceği belirtilir ve sonuçta Mehmet Akif Ankara'da Hacettepe'deki Tacettin dergahında İstiklal Marşı'nı yazar. Ve kahraman ordumuza diye belirtilen İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın kabulüyle beraber milli bir devlet olma yönünde önemli bir adım atılmış ve böylece Türkiye Devleti'nin varlığı bir kez daha dünyaya gür bir sesle duyulmuştur. Arkadaşlar bugünkü dersimiz de burada bitmiştir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik